Selamünaleyküm. Aleykümselam Ahmet hocam. Nasılsınız? Böyle İyisiniz? iyi, hamdolsun, sizler nasılsınız? Ahmet hocam, Çok iyi şükür. misiniz? Elhamdülillah. Allah bugünümüz Amin aratmasın. Birkaç ecmaîn. akşamdır böyle sizin gibi kıymetli kardeşlerimi misafir ediyorum. Allah razı Evde olsun. kal dediler. Biz de evde kaldığımız günlerde dostların evlerini Ya ziyaret edelim istiyoruz. evet, şey Sizde nasıl diyenler oluyor, geçiyor? bu korona virüsünü Müslümanlar çıkardı diyenler oluyor. Öyle Çünkü kimin mi? işine yarıyorsa o çıkarmış demektir, değil mi? Şimdi Doğru. bizim de çok Bak hiç işimize böyle yaradı böyle. düşünmemiştim. Şimdi yılda bir hatim yapamayan 10 günde bir hatime başladı. Ya Namazda elhamdülillah. gevşeklik olan namazlardan tutunmaya başladı. E Çok şimdi şükür. bizler evdeyiz. Ahmet hocam, sizi özlüyorduk böyle. Eyvallah. Birbirimizi görmeye başladık. Hani bizim Çok daha çok şükür. işimize yaradı. Öyle diyenler oluyor, hani Müslümanlar mı çıkardı bunu falan diye. Yani bu taraftan bakınca işin doğrusu gerçekten de Ya değil öyle. mi? Bizim Geçen işimize gün yaradı çok şükür. bir büyüğümüzü aramıştım da nasılsınız, iyi misiniz falan diye hal hatır sorayım diye. O da Evet. hafızdı ama hani epeydir böyle belki çok yoğun değildi. 2-3 günde bir diyor, hamdolsun diyor, hatim indiriyorum diyor. Siz Hay söyleyince maşallah. hatırıma geldi. Ya evet. Elhamdülillah yani. Müslüman için Hamdolsun. hepsi hayır. Siz şu Evet. anda herhalde medresedesiniz, hayal alemde Ha, şeyde medresedeyiz Ahmet bilir. hocam. Evet, Neler biz yapıyoruz? dışarıya kapattık. İçeride zaruri işlerimiz var. Onları hallediyoruz. Eyvallah. Onun harici bizim de güzel geçiyor. Sürekli işte müzakereler, okumalar. Böyle Elhamdülillah. içe dönük bir yaşama fırsat oldu bizim için de. Böyle hamdolsun, Allah koşturtunca çok fazla vakit olmayabiliyordu böyle şeylere. Bizler için bir imkan açılmış oldu. O cihetten biz mutluyuz. Hani Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da güzeli üçe ayırıyor Ahmet hocam. Diyor ki bir şey ya hakikaten güzeldir diyor. Zahiren güzeldir diyor, yani zahirde. Mesela elma yersek zahiren güzeldir böyle. Ya netice itibariyle güzeldir diyor. Mesela bir ilaç yediğinizde bu zahiren güzel değildir. Bir tadı tuzu yoktur ama netice itibariyle bir güzelliği vardır bunun. Evet. Mesela barış zahirde güzeldir. Allah göstermesin bir savaş netice itibariyle güzeldir. Evet. Mesela bu virüs hadisesine baktığınızda bu da zahirde pek güzel gözükmüyor. İnsanlar mesela, Allah gani gani rahmet eylesin, Ömer hocamızı da esas yurda, esas diyara uğurlamış Eyvallah. olduk. Allah inşallah taksiratını affetsin, rahmetiyle Amin. muamelede bulunsun inşallah ona Amin. da. Mesela baktığınızda zahiren üzücü bir şey. Ama netice itibariyle baktığınızda Allah inşallah onun da bizlerin de imtihanını güzel edip bizleri böyle affederse, hadi bakalım cennet ederse, netice itibariyle yaşam gayemiz aslında orası. Ortak bir kardeşimiz Ömer hocam da mesaj atmış WhatsApp Evet. grubunda. Diyor ki Abdülmetin Balkanlıoğlu abimiz falan böyle zaman zaman Evet. bir araya geliyorduk. Diyor ki Ömer hocam diyor bizden önce gittin Efendimizin yanına, Abdülmetin abinin yanına. Bizden selam götür bizi de bekleyin diye Allah böyle Allah, bir değil mi? mesaj atmış. İşin doğrusu Evet. tabii mümin için ölüm yokluk değil, tam tersine. Fani Evet. alemden baki aleme göçüş. Aynen Ama öyle. virüsle birlikte ciddi manada da bir ölüm korkusu sarmış. Birkaç Evet. gündür mesajlarda görüyorum. Yani bunun temeli de herhalde imani zafiyetten geliyor değil mi? Evet Ahmet hocam. Şimdi ben bir ara tefsir metodolojisiyle böyle kendimce bir çalışma yaparken şöyle bir şey fark ettim. Tefsirlerde biliyorsunuz hani çok çeşit var. Lügavi var, konulu tefsir var. Ama Evet. böyle her birini ele alıp ikiye ayırdığımızda şöyle bir ikiye ayrım çıkıyor tefsirlerde. Bir mana tefsiri, bir de hakikat tefsiri. Mesela mana lafzın ne demek olduğunu söylüyor. Hakikat de tam kalbe sirayet etme mesleğinden bahsediyor. Şöyle örnekleyebiliriz. Mesela siz bana ölümle ilgili her şeyi anlatın. Ben de bunu mana olarak anladığımı idrak edeyim. Belki hangi ayeti sorsanız bilirim, hangi hadisi sorsanız bilirim. Ama sadece bu aklımda kalır. Bir şeyi mana olarak anlamak akılda kalması manasına geliyor. Ama bir şeyi hakikaten anlamak akılla birlikte kalbin de itminana kavuştuğunu gösteriyor. Mesela ben ölümü hakikaten anlarsam artık ölüme iştiyak duymaya başlarım. Mesela Risale-i Nur'da şöyle bir cümle geçiyor Ahmet hocam. Ölümün hakikatini anlamış kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler diye geçiyor. Ya. Demek yine iman zafiyeti, az önce dediğiniz gibi. Yani Evet. benim olaylarda, şimdi günümüz dilinde paradigma deniyor biliyorsunuz, hani bakış açısı. Yani benim olaya nasıl baktığımla ilgili gerçekten çok değişiyor. Mesela ben yarım yamalak bir adamım ama dünyadaki fani mühürlerini gördükçe, açıkçası Allah'ım bir affedip de beni almaz mısın diye, mesela ölüme yarım yamalak da olsa yani bir iştiyak duyuyorum. Yani bizimki o kamil manasından değildik de başka korkudan belki bizimkisi. Ama Estağfurullah. insan iştiyak duyuyor yani. Şimdi başka gidebileceğim bir kapı yok. Olayın bir miktar mahiyetini anlamışsın. Dünyanın geçici olduğu süreçlerini anlamışsın. Şimdi insan demek ki hadiselere paradigma dediğimiz bakış açısı nazarında bence değişikliğe ihtiyacımız var bu noktalarda. Mesela yine benim çok hayret ettiğim bir olay Ahmet hocam. Üstad Hazretleri 1. Cihan Harbi'nde Ruslara esir düşüyor. İşte yanılmıyorsam Kostromaya götürüyorlar Üstad Hazretlerine. Neyse orada işte bir Rus komutan var, Nikola Nikolovich diye. Tam o esnada teftiş ediyor falan derken böyle herkesin yanından geçerken Üstad Hazretleri de yerde oturmuş. Çubuğuyla böyle Medrese-i Zehra'yı çiziyor. Şimdi yani adam
adam kibirli bir adam. Bir de o hatıralarda lakabı koca gavur diye geçiyor Nikola Nikolaevic'in. Öyle zalim kıyıcı bir adammış bu Nikola Nikolaevic. Neyse bir geçiyor iki geçiyor tabii enaniyetli adam kaldıramıyor. Ya diyor bu hayırdır niye kalkmıyor falan derken Üstad Hazretlerine sorduruyor niye kalkmıyorsun? İşte ben bir İslam alimiyim. Senin önünde kıyam edemem falan derken Üstad Hazretlerine orada idamına hüküm veriyor Nikola Nikolaevic. Üstad Hazretleri arkadaşların yanına dönüyor. Şimdi Ahmet Hocam şuradaki olay çok ilginç. Arkadaşları diyor ki üstadım diyor sen diyor yanlış yaptım de işte hata ettim de şöyle de böyle de o seni affeder diyor. Şimdi bakış açısı paradigma konuştuk ya. Evet. Şimdi bunlar diyor ki yani ölümden kaçmaya çalış. Üstad Hazretleri çok farklı bir paradigmadan bakıyor. Diyor ki ya siz ne diyorsunuz diyor. Yani ben anlamıyorum diyor. Ben ölüme bir vize bir davet diye arıyordum onu bulmuşum. Ben daha ne isterim diyor yani. Ya. Şimdi bakış açısıyla ilgili çok farklılık var bizim hayatımızda. Birisi ölümden korkulacak kaçılacak bir hadise nazarıyla bakarken birimiz hakikatini anladıktan sonra ya ben zaten onunla buluşmaya geliyordum diye bakıyor. Şimdi mesela Ramazan ayındayız. Oruçta da böyle bir hadise var. Bir insan manasını anlarsa orucun ya üf sigarasız kaldım bak sinirliyim zaten oruçlu oruçlu üstüme gelme diye iftar vaktine sabırla dayanmaya çalışıyor. Öteki hakikatini anlamışsa eğer oruca iştiyak gösteriyor. Yani böyle çok nadir de olsa insan hissediyor bazen diyor ki mesela tam hoca Allahu Ekber'i okudu ya böyle açlık gelmiyor diyorsun ki vazifemi bitirdim mi? Bitti ya. Bu vazife. Şimdi o hakikatini anlamakla onunla alakalı mesela. Demek biz burada paradigma değişikliğine gitmemiz lazım. Yani namazda da böyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi mesela ben bir gün efkarlansam İstanbul'da da gelsem yanınıza ya Ahmet Hocam çok dertliyim ya desem kapınızı çalsam bir çay demleseniz bizim buralarda şey derler insan insanı zehrini alır derler. Şimdi kesinlikle. Sizin bana bir şey ikram etmeniz benim orada gönlümü yumuşatır öyle değil mi Ahmet Hocam? Derdimi kesinlikle. Dinlemeniz. Şimdi namazın bundan farkı ne yani? Hangimiz bir namaz kadar birbirimize tesir edebiliriz ama namazı bir adam mana olarak anlasa bütün ayetlerden, hadislerden, namazın farzlarından anlasa namazı zorla da olsa bir şekilde kılıyor. Ama hakikat olarak anlayan şunu diyor. Ya benim o kapıyı çalmam lazım diyor. Yani bugün yüksek rütbeli biriyle görüşmeye gitsen kabul eder mi etmez mi belli değil. Allah ehadiyet cihetiyle yani vahidiyet de değil ehadiyet cihetiyle sende hususi ilgilenmesinin birliğiyle sende hususi esma tecellisiyle hadi namaza gel diyor ve sen o namazda böyle çok affedersiniz yani ben de dahil olmak üzere gevşeklik gösteriyoruz. Yani orada bir rahmet kapısını çaldığımızın kimin huzurunda olduğumuzun farkında değiliz. Demek ki biz namazın manasını biliyoruz ama hakikatini bilmiyoruz. Kesinlikle. Demek bizim vakalarda, hadiselerde, bakışlarımızda ciddi bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Bu paradigma değişikliğinin tek ilacı var iman. Başka yok yani. İman zafiyeti. Şimdi iman deyince de insan şey zannediyor böyle hani bir tane iman var aldım o iman oldu. Öyle değil. Çok mertebesi var. Esfeli safilinden alay-ı iliğine kadar mertebesi var. Ahmet Hocam bir vaka anlatabilirim değil mi? Lütfen lütfen estağfurullah. Ben çok konuştuğum için böyle sizleri konuşturmak hoşuma gidiyor. Allah razı olsun. Aklınıza verdim. Şimdi bizim Bitlisli bir abi var. Yıllar önce böyle aradım. Ya Mehmet neredesin dedi. Hele keke kahveye gel falan. Neyse gittim kahveye. Bunun da bir amcaoğlu orada. Böyle büyük bir tane müteahhit bir abi. Böyle arabanın en son modeli. İşte ayakkabının o yıl çıkanı. Ceketin ütülüsü. Gömleğin işte en beyazı falan. Öyle bir grand tuvalet. Janti bir adam yani böyle. Don Juan DeMarco gibi bir herif. Neyse. Normalde böyle dini muhabbetlere çok sıcak yanaşmıyormuş. Derken bir frekansımız tuttu onunla da. Neyse konuşurken ederken böyle birkaç soru sormaya başladı. Muhabbet ettik. En son dedi ki ya dedi şu cennete dedi ucundan kıyısından girsem dedi bana yeter dedi. Yalan söylüyorsun dedim. Nasıl yeter sana dedim ya. Sana böyle bir şey yetse ahirette değil dünyada yeter dedim. Senin şimdi kapının önünde 5 kasa X-Drive'un var dedim. Yarın getireyim sana bir doğan araba. Madem yeter diyorsun önce buna kanaat et dedim yani. Buna kanaat etmeyen adam ahirette. Ya ucundan girsek, kıyısından girsek bu bize yeter falan. He, Allah fazlından nereye koysa yani elhamdülillah ama ben hedef olarak, hedef ihraz etme olarak başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben size desem ki arasanız ya Mehmet kardeşim ev almışsın hayırlı olsun. Allah razı olsun Ahmet hocam ev aldım. İyi de hangi ev aldım? Şimdi Çilek Mahallesi'nde bizim burada bir mahallede 10 milyar ev var. Hı-hı. İşte Polcu'da 10 milyon dolara ev var atıyorum yani. Ya. İyi de hangi eve girdin yani? Bunlar arasında tonla mertebe var. İyi de cennete girdin de hangi cennete gireceksin yani? Şimdi haşa estağfurullah la teşbih. Hani orada üzüntü duymak yok da. Ne bileyim insan girse hani Resul'e, sahabeye uzak kalsa ne bileyim bir garip olmaz mı yani? Şimdi kesinlikle. İnsan orayı hedef ihraz etmek istemez mi yani Ahmet Hocam? Eksiğim, gediğim tamam tonla problemim var. Ama ya veren sonsuz işte. Eyvallah. Ben ondan yani nasıl razı edeceğim. Yani razı edebilecek bir şey bulabilmeye çalışmak lazım. Ona hadislerde geçiyor ya Ahmet Hocam. Adamın bir tanesini cehenneme diyor Allah Azze ve Celle. Adam dönüp bakıyor. Meleğe diyor bir sor niye bakmış diyor. Ben sandım ki Allah beni cennete koru dedim diyor. O da diyor ki ben kulumun nezdinde yani onun indinde bana nasıl inanıyorsa ben öyleyim diyor. Hadi koyun cennete diyor. Şimdi o yüzden ben böyle inanmayı makul görüyorum. Eksik de olsam, yarım da olsam. Yoksa mesela şimdi normal şartlarda konuşalım. Namaz cennetin nasıl bir karşılığı olabilir? Mesela sizden araba alacağım 100 TL, 1000 TL karşılığı. Ya namazla cennetin bir karşılığı yok ki. Nasıl alacaksın?
Yani öyle değil mi? Hani senden olan bir şey değil yani. Hani mesela bazen dünyaya geliriz deriz ya, benim burnum güzel değil, bu bana haksızlık değil mi? Onun haksızlık olması için o burnun güzelliğinin sende ebediyen olması lazım. Elinden alınmamış bir şeye haksızlık diyemezsin. Şimdi ben namazda cenneti hak edebilir miyim? Edemem. Gün değil. Bunun nasıl karşılığı olacak? Ama hangi demek nimetin Allah'ın karşılığı? Tabii nasıl hangi emedin karşı? Demek Allah'ın yani şuunat-ı ilahiye burcundan biz bakmaya çalışıyoruz. Ahmet hocam ilahi haller diye geçiyor ya. Evet. Allah'ın marziyeti, Allah'ın celali, Allah'ın sevmesi, Allah'ın bir lezzet alması ama mukaddes lezzet. Biz gibi haşa bir lezzet değil. Hayır demek orada kulunun tam o namazda oradaki haline yani şöyle bir el pençe durmasına, tam şu halde durmasına belki gözükmüyor şu halde. Mesela kim durur orada? Hürmet gösterirsek dururuz değil mi böyle bu halde? Ben geldim efendim diye. Tam o esnada şöyle bir eğilmesine. Ne demek eğilmek? Yani emredin efendim ben yaparım. Ne? Tam secdeye kapanmasına, kurban olurum hani senden başka kimsem yok en yakınım. İftitah tekbiri. Evet. Dünyayı yerin dibine bassın dünya yani. Arkaya atıyorsun dünyayı. Allah'ım öyle bir iftitah tekbiriyle geliyorum falan diye değil mi? Demek hoşuna gidiyor bir şey. Ama bunların özü hareketten ziyade ihlasa bakıyor kısmı çok daha elzem. Kesinlikle. Ahmet hocam benim kanaatim. Yani bana deseler ki 10 kelime söyle bütün Türkiye'ye eğitim sistemine koyalım deseler. Biri ihlas olurdu. Biri şuunat-ı ilahi olurdu. Biri manayı harf olurdu. Biri latife olurdu. Ben burada ihlastan başlayayım. Ahmet hocam çok böyle direkt konuşuyorum. Evet hakkını, evet evet. Hakkını, hakkını evet Ahmet güzel. Hocam böyle seni görünce özlemişim demek. Allah razı olsun. Direkt başladık kusura bakma. Şimdi mesela ihlas. Ya şimdi acayip bir sır ihlas. Şöyle geçiyor literatürde. İhlaslı bir dirhem amel, ihlassız batmanlara müreccah. Allah Allah. Ne demek bu? Şimdi mesela ben bir gün sizle yan yana otururken gördüm ki böyle tuz arıyorsunuz yemek için. Tuzu uzatıyorum. Hocam buyurun diyorum. Ama ihlaslı yapıyorum. Başka biri de geliyor. Bizim medreseyi gördünüz değil mi Ahmet hocam mesela? Evet. Gelip tek diyelim ki bir adam verdi burayı. Ama bana kahraman desinler diye veriyor Uhud'daki kuzman gibi. Şimdi Allah indinde o tuzu uzatmak bu binayı vermekten daha hayırlı gözüküyor. İhlas öyle bir sır yani. Niye daha hayırlı gözüküyor? Niye? Yahu tuzla dünya yaratmak arasında bir fark yok ki onun indinde. Çünkü Allah'ın hazinesi yok yok yok. Yok. Tan var ettiği için sonsuz bir hazine var ortada. Şimdi ben bina yapacağım desem demir çimento lazım. Allah o lazım değil ki. Hazinesi yokluktan olan bir sultanı razı etmek için o parayı böyle veremezsin yani. Ben kahraman desinler diye veremezsin. İhlasta böyle bir sır var. İhlasta bir dirhem amel ki namazın özü de ihlas. Namaz da imandan sonraki en önemli ibadetse bence ihlas olmazsa olmaz bir hadise. Kesinlikle. İmanın iki özütü vardır. Biri ihlassa öteki de sadakattir. İhlas emredildiği için yapmak, araya başka hiçbir referans katmamak. Sadece ya Rab ben sen razı ol diye burada peylenmek istiyorum demek. Sadakat de emredildiği gibi yapmak. Bu yolun başını tutan saf ve evvel ne eylediyse ben de aynı bu şu aslın konjüktüründe öyle eylemem lazım diyebilmek. Bu ikisi olmadan ben ihlasın çok yaralı bereli olacağı kanaatindeyim. Özür dilerim. Buyurun. Bir parantez açayım. Sana bir çay yudumla bu arada. Şimdi Üstad Necip Fazıl'ın güzel bir hatıratını hatırlıyorum. Zorlanırmış Üstad namaz kılmakta. Hatta evet. Vasiyetinde de işte bana yapacağınız en büyük iyilik benim adıma iki rekat kılıvermeniz falan diyor. İki göz iki çeşme namaz kılmaktan daha çok hoşuma gidiyor. Nefsim istemediği halde sırf Allah emretti diye duruyorum ya huzura diyor. Allah Allah. O bana acayip keyif veriyor diyor. Niye? Allah Allah. Siz dediniz az önce ihlas. Tam da ya, Allah emretti ya. Diye yapıyor yani. Çok acayip bir sır ya. Çok acayip bir sır ya. Bir de Allah'ın emirlerinde hep kafa dolansa nasıl bir ihlas olur? Hazreti Ömer seyf secdesi yapıyor. Emir el müminin ya. Yanına gidiyorlar diyor. Ya Ömer sen ne oldu seyf secdesi yaptın? Hı. Diyor vallahi o esnada İran'a ordu gönderiyordum diyor. Ya. Ya hep rıza. Hep rıza. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Şimdi yani ihlas denilen hadise şu da var Ahmet hocam şimdi ihlas her şeyin özü namazında. İhlasta birkaç kriter girsek şu girilmek zorunda. İhlasta hesabilik olduğu an ihlas gider. Hasbilik lazımdır. Bir örnek verelim mi öyle aklıma geldi lütfen, de. Lütfen lütfen. Velid bin Muğire. Yanılmıyorsam herhalde siz daha iyi biliyorsunuz Ahmet hocam. Müddessir suresinden ayetler iniyor. Şimdi Kureyş'in ulularından Velid. Bu arada Halid bin Velid'in de babası oluyor. Şimdi böyle vahiy iniyor Efendimiz'e. Sağnak sağnak vahiy iniyor. O esnada da işte Mekke'de oranın ulularından. Tabi ticaret kervanları falan böyle müşriklerin Şam'dan Yemen'e. Ya böyle bakıyor ve anlıyor. Diyor ki bu vahiy doğru diyor. Bak orada problem yok. Birinci basamak isabetli. Sıkıntı yok. İkinci basamakta hesaba tutuşuyor. İnen vahiyleri uygularsam hayatımda neleri değiştirmek zorunda kalırım diyor. Bak Ahmet hocam diyor ki ticaret kervanım olmaz. Çünkü para satan insanlar aynı zamanda faizcilik dediğimiz. Faiz, para satma, insanlara zarar verme, onları köle gibi kullanma vesaire bunlardan şey yapmam derken hesap kitap yapıyor. Hesap kitap yaptıktan sonra ne yapıyor biliyor musun Ahmet hocam? Gidiyor Kureyş'in ulularına. Herhalde Darun Nedve'de toplanıyorlar değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet. Gidiyor Kureyş'in ulularına. Diyor ki onlara bak vahiy anlamış bir adam bu. Vahiy anlamış. Böyle giderse diyor Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Bizim diyor işimize balta vuracak. Biz ona diyelim ki diyor o büyücüdür. Haşa mecnundur. Haşa meczuptur diye. İlk bu cümleleri çıkaran adam Velid bin Muğire'dir. Defteri seyyata bak Ahmet hocam. Ya.
Bugün kullanan gene ona gidiyor. Kaybedişe bakar mısın lütfen? Kaybediş vahyi anlıyor, diyor ki evet ya ben anladım, bu hak bir şey diyor. Ama hasbi, yani ihlas cihetinden bakmayıp hesaba tutuştuğundan, ya acaba benim işlerimi nasıl etkiler? Benim güçlerimi nasıl etkiler? Dediğinden dolayı bu imtihanı kaybediyor. Yine onlardan acayip bir tanesinin şey. Güzel bir şeyi var. Diyor ki ya Muhammed, diyor aleyhissalatü vesselam, ne var diyor, hani sana iman edersek cennet var. Diğer garibanlar da soruyor. Bunlara da var. Peki bunlardan farklı olarak bana ne var? Ya, çünkü onlar oranın uzusu ya, kodamanı ya. Değil mi? Değil mi? Yani Ulular ihlasınıza yani. Göre, samimiyetinize göre Allah evet, 8 dereceden birini verecek diyor. İşte o aynen öyle. Maalesef. Evet. Yani orada insanın bu hakikatleri bildikten sonra ya ahiret aman canım ucundan gireriz. Hayır, haşa. Sonsuzdan böyle istenmez. Bir gün aklıma geldi dua ederken 3. duamı etsem fazla mı olur dedim. Haşa. Sonra ta çocukluk zamanım. Allah'ın haşa yüceliğini, ululuğunu, büyüklüğünü tanıdıktan sonra bu lafın kadar edepsiz bir laf tanımadım yani. Sen sonsuzdan istiyorsun. 3 ne ya? 300 ya. Nedir? Sonsuzdan. Sahabenin mantalitesinde kaybedilen ayakkabı bağcığı diye bir mantık var ya, onun duayla istemek var. Yani demek sonsuzdan sonsuza kadar istenmek lazım. Yani cehennem içinde tasvir edilir Helmin Mezit denen bir tabir ama Üstad Hazretleri onu Rabbi tanıma, marifetullah'ta da kullanıyor. Helmin Mezit demek lazım. Yani daha yok mu? Ya Rab seni karıncada gördüm, tanıdım. Daha yok mu Helmin Mezit? Ya Rab o yağmurda tanıdım seni. Ya. Daha yok mu Helmin Mezit? Ya Rab o ağaçlar tebahur etti. Sularını gökyüzüne ulaştırdı. Orada bir yoğunluğa ulaştı. Bulutların içerisine girdi. İçine girdikten sonra onlar yoğuştu. Yoğuştuktan sonra birbirine çarptı. Eksi artı elektrikler oluştu. Orada yıldırımlar, gök gürültüleri başladı. Yıldırım toprağı azotladı. Ben bugün o yıldırımın azotladığı topraktan bir elma yedim. Orada da seni hatırladım. Kainat nasıl birbirine girift olmuş? Senin elinin dokunmadığı hiçbir yer olmazmış. Bu elmayı kim yarattıysa kainatı da o yaratmak zorundaymış diye la ilahe illallah ile. Kalp bunları idrak etmesi lazım. Sonsuz ancak böyle bir muhatabiyete, yani bizim yaptığımız hep eksik de tabii. Hani zaten burada eksikliğini bilmek belki bir şey tamamlayıcı olabilir diye ümit ediyoruz. Yani belki Ali Ulvi Kurucu, estağfurullah. Ali Ulvi Kurucu hocamız rahmetullahi aleyh, evet, güzel bir hatıra sattırma geldi sen bunu söylerken. Evet. Almanya'da herhalde orada bir akrabası ya da kızının yanında rahatsızlanmış da hastaneye götürmüşler. O arada da dışarıda böyle bir rahmet yağıyor. Evet. Ali hocamız rahmetli de çıkmış balkona seyrediyor filan. Sonra elbisesini filan uzatmış, biraz böyle ıslatıyor şeyde. Orada da hemşire hanım gelmiş seyrediyor. Yanına yaklaşınca şair misin diyor. Yani niye bakarak bunu söyledin diyor. Yağan diyor yağmuru seyredişinize bir sanatçı ruhu fark Allah ettim Allah, sizde diyor. Allah Allah. O da diyor tam böyle fırsat yakalamışken ben diyor bunu efendimden öğrendim diyor. Peygamberimiz ya. Aleyhisselatü Vesselam böyle yağmur yağarken diyor elbisesini ıslatırdı. Bu evet. Daha yeni Rabbine sözleşmesini yeniledi. Bundan istifade ediyorum derdi diyor. Ben de efendimin izince onu tefekkür ediyorum falan deyince böyle bayağı bir şey yapıyor. Ya muazzam demek, bu kadar... ya muazzam. Hangi şimdi perspektiften baktığımızla alakalı yani Ahmet hocam hadiselere. Kesinlikle. Yani yanılmıyorsam insana ihlas bu kanaatleri verebiliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela ben yine bir ara böyle iç muhasebe yapıyordum. Dedim ki yani inşallah dedim ya ne var dedim Efendimiz Aleyhisselam ahirette bize şefaat etse. Dedim ya bundan büyük bir mutluluk olabilir mi dünyada yani? Allah Resulü şefaat etmiş. Sonra Risale-i Nur okurken bir cümleye denk geldim. İhlasla ilgili yine. Ne diyor biliyor musun Ahmet hocam? Diyor ki en yüksek bir şefaatçi diyor ihlas için. Sonra dedim ki demek bir insanda ihlas olursa şefaati de direkt Allah'tan istemeye vesile kılıyor ya. Yani bakın belki aracıların en güzeli, en mübareği Efendimiz Aleyhisselam. Ama ihlas belki o yani en kavi bir esbab, en ciddi bir perde desek Esma'nın tecelli ettiği o perdeyi bile kaldırıyor ihlas. Bu kadar kuvvetli bir hadise. Şimdi meselenin özü ihlas. Yani ihlası da biraz kazsak böyle hani. Çünkü bunu kazmadan ibadetlerimize kuvvet de gitmeyecek. Mesela derler ya ya bu adam ne ihlaslı bir adam. Ne demek o ihlas? Ya böyle içten bir adam deriz değil mi? İçten, hı hı. Samimi adam deriz. Demek yakaladık. İhlas demek içten demek. Peki içten ne demek? Yani sen bir olay düşüneceksin. Ve sana içinden bir ses gelecek. İçten bu demek. Mesela şimdi yolda birbirimizi görsek. Önce biri birinden önce selam veriyor. Peki o selam nereden geliyor? İçten geliyor. Demek içeride bunların gelebileceği bir menba olması lazım. Bir kaynak olması lazım. İşte bu kaynağın adına iman deniyor. İman olmadıktan sonra ihlasın yön bulabileceği bir şey gelmiyor. Evet. İhlas içten gelmek. İçten gelmesi için içeriden bir şey çekmesi lazım. İçeride bir şey olmadıktan sonra içeriden ne çekebilir? Ne çekebilir? Bunu da konuşalım mı Ahmet hocam? Tabii böyle tabii. Konudan konuya atlıyorum. Estağfurullah. Şimdi yine Risale-i Nur'da bir bahis geçiyor da beni benden aldı. Diyor ki nefsi emmare yani sürekli kötülüğü emreden nefsi
Üstad Hazretleri ikiye ayırmış. Birisi hakiki nefse emmare, öteki mecazi nefse emmare. Normalde bir şeyin hakikisi daha kuvvetli olur. Öyle değil mi? Mesela evet. iPhone alırsın 5000'dir. Çakmasını alırsın, iPhone alırsın 500 TL'dir. Normalde mecazisi daha dandik olur. Nefiste öyle değil işte. Nefiste mecazi çok daha kuvvetli. Üstad Hazretleri diyor ki hakiki olan nefse emmare insanın kendini kontrol etmesi cihetiyle, mesela oruçla, namazla, nefsine emretmesiyle, az yeme, az uyuma, hayrete varması ile kontrol altına alınabilir. Problem yok diyor. Ama mecazi nefsi emmare sinirlere ve asaba işlediğinden kontrol öyle değil diyor. Mesela Ahmet Hocam ben çok yaşadım. Trafikteyim. Adam kırmış önüme. Aklım o an diyor ki Mehmet normal bir hadise. Rahat ol diyor. Dilim demiyor. Bağırıyor adama. Benim aklım nasıl dilime söz geçiremedi biliyor musunuz? Mecazi nefsi emmare sinirlere ve asaplara kadar işliyor. Bir gün iki dost birbiriyle tam tartışacakken biri yapmaması gerektiğini bile bile tutar o dostuna vurur. Aklı, fikri, vicdanı vurma derken onu vurdurma komutuna sürükleyen asap ve sinirlerine hakim olan ne oluyor? Mecazi nefsi emmare. Bazen siz ders verirken talebenin bir tanesi eline peçete alıp dikkatini dağıtır. O an şu peçeteyi eline al da dikkat dağıt komutu nereden geliyor? Bir yerden gelmesi lazım yani bu. Havadan gelecek değil, tesadüf olacak değil. Mecazi nefsi emmareden böyle bir komut geliyor. Hayret verici bir olay. Şimdi o içeriden ihlas gelebilir, içeriden bu da gelebilir. O yüzden anlattım. Biz buna şey diyoruz aramızda böyle kelamı nefsi diyoruz. Yani bir gün böyle sustuğunda iç sesin ne diyor acaba? İmanın kuvvetliyse hep muhabbete, uhuvvete, rahmete müteallik şeyler söyler. Ama böyle değil, onunla besleyememişsen, aç bir canavarsan içeriden gelen seslerin haset, insanları ifsata sürükleyecek, Allah'tan seni uzaklaştıracak hadiselerden başka hiçbir şey olamaz yani. O mecazi nefsi emmareyi Üstad Hazretleri bir mektupta şöyle anlatıyor. Birinci Cihan Harbi'ndeydim. Yanımdaki arkadaşım topu ateşledi diyor. Çok güzel bir hadise. Düşman karşı safta. Arkadaşın topu ateşlemiş. Vurmuş, yıkmış geçmiş düşmanı. Süper bir hadise. Öyle değil mi yani? Evet. Sizi korumuş, vatanı milleti korumuş, bayrağı korumuş. Mükemmel bir hadise. Üstad Hazretleri diyor ki bak Ahmet Hocam ya. İçime baktım. Dedi ki diyor. Niye onu ateşleyen el benim elim değildi dedi diyor. Subhanallah. Orada da mı konuşuyor bu? Orada da konuşuyor. Orada da. Ahmet Hocam bir şey daha anlatayım böyle. Lütfen, ya, çok lütfen. Yok, güzel konuşuyorsun. Şimdi, biz Antep'e gittiğimizde ben bizim Mersin'de görüştüğüm arkadaşlarla bir de bizim görüştüğümüz burada gayrimeşru arkadaşlar da var. Onlar buraya çok gelmezler. Biz gideriz gece onlara. O yüzden ne zaman gitsem onlara baklava, cevizli sucuk yaparım. Dükkanlarına, mekanlarına bırakır giderim yani mutlaka. 3 ayda bir, 2 ayda bir neyse. Gittim bir gün Antep'e yine böyle cevizli sucuk, muska. Antep'te de zirvedir bu işler biliyorsun Ahmet Hocam. Yani Allah'ın Rezzak isminin bu kadar tecelli ettiği bir yer yok yani. Yani, işte aldım böyle yarımşar kilo, birer kilo doldurdum yani. Çok affedin 20-30 paket doldurdum. Maşallah. Bak Ahmet Hocam belki 2 paket hariç hepsini dağıtmışımdır. O 2 pakette de masama koymuşumdur. Gelen gidene ikram ediyorumdur. Bak bundan 5-6 ay önce Allahu alem. Ya olaya bak Ahmet Hocam ya. Bu nefis hiç mi susmaz diyeceksin bak. Oturdum masamda tam cevizli sucuğu elime aldım. 3 tane kalmış. Çayın yanında da iyi gidiyor. Zalım. Kapı çaldı. Zeki kardeş var bizim. Zeki kapıyı çaldı. Mehmet abi dedi. Abi bak içeriden şu sesi duydum ya bak. Allah inandırsın. Cevizli sucuğun zaten az kaldı. Pakete koy. Zeki gidince yersin. Bak içeriden bu sesi duydum ben ya. Bu nefis. Mecazi nefsi emmare. Ya burada da mı? 50 paket almışım. Hepsini dağıtmışım. Ya. 3 tanede de aidiyet istiyor nefis. Kesinlikle. Eşyayla esmanın alakasını kesmek onun vazifedir. Orada da aidiyet istiyor. Peki bu mecazi ve asli evet. nefsten terbiye edip kurtarmak ya da kontrol altına almak ki özellikle bugün hepimizin evet. problemi. Nasıl olacak? İki yolu var. İkinci yol birden daha zor. Birinci yol şu. Üstad Hazretleri diyor ki ya daimi şefkat tokadı yersin diyor. Mesela Ahmet Hocam hani sizle yayın yaptık diyelim. Siz kapattınız dediniz ki ya Mehmet kardeş ne güzel konuşuyorsun dediniz. Oradan bir mesaj geldi. Senin gibi adam mı olur dedi. İşte bunlar çok güzel. Ego yapmamızı engelliyor. Şefkat tokadı. Ben geçen gün televizyona gittim. Yedi geçmişime saydılar. Ya Ahmet Hocam çok büyük rahmet bunlar. Yoksa alkışlarla insan gidebiliyor yani hafize. Mesela burada kardeşlere söz geçirdiniz. Dışarı çıktınız. Adamın bir tanesi çat diye yapıştırdı size. Anlıyorsun yani acizmişim diyorsunuz. Üstad diyor ki ya sürekli şefkat tokadı yiyip ızdırapta kalmak lazım diyor. Zaten insanların başına gelen küçük hadiseler. Gömleğimin ucu yırtıldı. Arabamın köşesi çizildi. Olmadık yerde lastik patladı. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kulunu dünyada soğutma politikasıdır. Tedrici olur. Hikmet dünyasında çünkü. Elhamdülillah. İkinci yolu çok daha zor. Tam dünyayı feda edeceksin diyor. Tam fedakarlık. Bunu yaptığında kurtuluyorsun. Kaç kişi var böyle ya? Kaç kişi var? Çok zor. Nasıl edeceksin ya? Dünyayı tam feda edeceksin. Biz kalbimizde şuraya bir hadise olduğunda biz Allah'ı unutuyoruz. Tevekkülümüzü unutuyoruz ya. Namaza durduğumuzda kimin karşısındayız ya? O belli değil ya. Evet. O yüzden mecazi nefsi emmarenin iki terbiyesi var. Ya dünya sana küsmeli ya sen dünyaya.
Yani ya sürekli şefkat tokadı yiyeceksin ya da tam bir fedakarlıkla her şeyin üzerindeki fani mührünü görüp kalben alakanı keseceksin. Kesben değil. Yani bu evet, İslam'da çok tabii. Karıştırılıyor Ahmet Hocam. Yani ne yapalım, dünyayı mı bırakalım? Ya öyle bir şey değil. Bir lokma bir hırka gibi algılanıyor yani maalesef. Bir lokma. Madem dünyayı bırakacağız, sahabe Çin sınırına niye gitmiş? 20 bin kilometre ya. Niye gitmiş? Dünya o kadar önemli ki. Cennet buradan kazanılıyor. Dünya o kadar önemli ki. Sırat buradan geçiliyor. Ama şeriatın bir kriteri var. Bayılıyorum ya. Kesben diyor mümin en güzelini yapacak. Kesben. Amel, eylem, çalışma. Kalben alakadar olması haram diyor. Allah Allah. İmam-ı Azam Efendimiz mesela bu konuda güzel bir örnek. Evet, hem otorite bir alim hem de muttaki bir yönü var. Ya. Aynı zamanda da büyük bir tüccar. Kendi cebinden harçlıklarını vererek talebeler okutuyor. Yani güzel örneklerimiz var. Yine üstadın niye hediye almadığı ile ilgili bölüm okumuştum da altı sebepten dolayı hediye kabul etmediğini söylüyor. Şimdi dünyayı meydan okuyan adamlar bunlar. Çünkü dünyayı eseri etmişler yani. Aynen bugün öyle. Bizim de en büyük herhalde eksiğimiz dünyanın eseri olmamız ki. Öyle. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifini hatırlıyorum. Mehmet kardeşim. Ey dünya diyor, sana yönelene sırtını dön, bana yönelenin emrine gir diyor. Ya. Efendimiz yine buyuruyor ki Allah'a yönelenin böyle gölgesi gibi diyor, dünyalık onu takip eder diyor. Aynen öyle, aynen ama öyle. Ama işte o sırrı kaçırınca maalesef biz garanti olan peşine düşüyoruz. Ebu Bekir Efendimiz'le ilgili de bir hadise var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam diyor ki dünya bana temessül etti diyor. Kendimi sana sevdireceğim diyor, ben de git git dedim diyor. Dünya da giderken dedi ki evet sen sevmedin ama senden sonra gelenlere kendimi sevdireceğim dedim diyor. O esnada günlerden bir gün Sıddık Ebu Bekir Efendimiz'in herhalde halifelik döneminde ona bir soğuk su getiriyorlar Ahmet Hocam. Ama o dönemin soğuk susu bizim gibi dolaptan almıyor. Ya. Şimdi o kırba mı deniyor acaba? Kase mi deniyor? Kumdan yapıyorlar ya Ahmet Hocam. Evet, onun içine koyuyorlar. O dışından hafif hafif süzülüyor ya su. Bizim Çanakkale tarafına testi derler. Ha testi. Testi Ahmet Hocam. Evet. Allah razı olsun. O testiden su sızılıyor. Güneş vuruyor. Sıvı halden buhar haline geçerken ortam ısısını alır. Ortam ısısını alırken de kaseyi testleyip soğuk hale getiriyor. Soğuk su bu yani. Bu kadar. Hani bizim gibi dolaptan soğuk su değil. Tam içerken elinden düşüyor. Ne oldu ya Ebu Bekir? Resulullah'ın bir hadisi vardı. Ben mi kandım şimdi diyor. Ya Allah Allah. Münafıkla ilgili ayet iniyor. Hazreti Ömer Efendimiz gidiyor. Ben miyim? Ya Resulullah söyle. Yani her şeyi mi kendinde bilirler ya? Ya bu kadar mı zirve insanlar? Mesela Esved İbni Yezid ölmesine böyle az kalmış. Yanında arkadaşı titriyor. Arkadaş da diyor ki ya takvalı adam titrer diyor. Ya Esved ne oldu diyor. Hani günahlarına mı üzülüyorsun diyor. Hani evliya adam öyle üzülür. Ne günah adam diyor ya. Ben imansız ölürüm diye korkuyorum diyor. Yeah. Öldükten sonra arkadaşının rüyasına girmiş. Esved İbni Yezid'in Nehai. Nehai kabilesinden herhalde. Bura nereye Esved diyor. Arkadaş şaşırıyor. Vallahi diyor peygamberlikle aramda dört parmak kaldı diyor. Böyle anlatıyor. Şimdi yani bu zatların bu olayları hikaye değil. Vallahi bu kadar ciddi tedirgin edici hadiseler var. Sonsuza gidiyoruz yani ve kazanabilmek için 30, 40, 50 Allahu alem yani bir hakkımız var önümüzde. Ne kadar olduğu da meçhul yani. Ben burada ihlası, samimiyeti anlayamazsam, meselenin esprisini anlayamazsam, kainata geliş amacımı anlayamazsam ne için geldim? Beni buraya kim getirdi? Kim beni geri alacak? Geliş amacım nedir? Yani benim için çok üzücü. Ben matematik öğretmeniyim. Benim matematiği bildiğim kadar ben Kur'an'ı bilmiyorsam ben kendi için samimi bir adam değilim ve üzücü şeyler söylüyorum kendime. Hoş değil bu yani. Mesela bir insan muhasebeciyse muhasebe defterlerinde ne nerede bildiği kadar neden Kur'an'a hadise aynı ehemmiyeti vermiyor? Neden bu aksiyona dökülmüyor? Bir sahabenin hayatı neden mucibince amel edilmiyor yani? Biz bunları birbirimize anlatıp gönlümüzü hoş etmek zorunda mıyız? Aksiyona dökülmeyen bir hayat ne kadar manalı olabilir? Nasıl enerjiye dökülmeyen bir besin vücutta yağ dönüşüyorsa benim gördüğüm yani belki biraz ağır olabilir lütfen hakkınızı helal edin. Benim gördüğüm amele dönüşmeyen ilim de bir süre sonra münafıkane ahlaklara dönüşüyor benim anladığım kadarıyla. Yani bir insan bu kadar bilip amel edip iki tükürük yemezse, iki iftiraya uğramazsa, İslam uğruna birileri de meczup demezse ki hadiste geçiyor, imanın kemaline işarettir diye geçiyor. Ne olacak? Nerede samimiyet olacak? İşte bu manalar olmadan namazın içi dolmuyor benim anladığım kadarıyla. Namazın içi dolmuyor deyince bir de size de çokça geliyordur. Bana da sıkça sorulan sorulardan birisi. Bu namazdaki vesvese yeni başlayanlarda hatta bugün az önce okuduğum bir tane mesaj. Hocam diyor bundan dolayı namazı bıraktım diyor. Sizin bu konularda ilginizi de biliyorum. Bir parantez de oraya açarsak. Evet olur açalım. Şimdi vesveseye önce dürtü olduğunu anlamamız lazım Ahmet Hocam. Bu ne demek? Dürtü olmasını niye söyledim? Vesvese size şekilli gelmez. Dürtü olarak gelir. Nerede şekil alır biliyor musunuz? Sizin şuur altı muktesebatınızda kıyafet giyer. Bu çok önemli bir şey. Yani şeytan vesvese de filmi çekip vermiyor. Bir dürtü gönderiyor ama kıyafetsiz. Misal aleminden, hayalat neminden bir kıyafet yok. Yani çok affedersiniz. Bir açık bir resim gelmiyor sana. Vesvese dürtü geliyor. Açık resmi sende varsa o kıyafeti giyiyor. Önce burayı anlamamız lazım. Buna şuur altı muktesebat deniyor. Hatta Freud'un bu
cihette bir tabiri var. Bizim şuurat-ı muktesebat dediğimiz tabire de çok uyar. Freud, insan %90 bilinç altıyla, yani buzdağının altındaki kısmıyla yönetilir diyor. Mesela siz şimdi bana bir anda bir cümle etseniz, ben de anlık refleks vermek istesem bunu düşünerek söylemiyorum ki. Nereden söylüyorum? Şuuraltı, bilinç altından insanın yönetiminin %90'ı buraysa namazının da %90'ı bura. Demek ki önce şunu anlamam lazım. Vesvese de birinci suç benim. Ben gözlerimi o görüntülerle, o kıyafetlerle, o anılarla doldurduğumda gelen dürtü kıyafet giyebiliyor bende. Bu çok önemli bir şey Ahmet Hocam yani. Kesinlikle. Kıyafeti benim sayemde giyiyor yani. Benim gardırobumda varsa, affedersiniz, önüme gelen resim, tekrar söyleyeyim, burası çok çok önemli. Şeytan o resmi getirmiyor. Böyle bir istidadı yok. Şeytanın fiili Adem'dir. Şeytan dürtüyü gönderebiliyor. Kıyafeti senin şuuraltı muktesebatında giyiniyor. Şimdi ben sürekli kötü görüntülerle, hadiselerle, çok affedersiniz, tuvaletteki pisliğe bakmak bile biliyorsunuz caiz değil. Hafızanın zıttına çalışmasına sebep olur. Bu yüzden nisyana da vesiledir. Bu yüzden uygun olmadığında birinci düşen kuralı vesvese de bana düşüyor. Benim yani. Neye bakıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Ne dinliyorsun? Spor, siyaset, gıybet, futbol, odur budur. Ömrün bunlarla mı geçiyor? Neden böyle sürekli sana yarayacak bir sel levha var ya? Acaba kabrime ne faydası var? Bu muhabbetlerle niye haşır neşir olmuyorsun? Öncelikle birinci mesele bize bakıyor. Bir gün ben İzmir'de okurken Ahmet Hocam, şimdi 20-30 tane çocuk var ama çocuklar böyle çok hızlı, gayrimeşru. Mesela işlerinde bir tanesi vardı, bir ağrılı çocuk vardı. Çocuğun mesleği şu. Abileri 2 ayda bir çocuğa para veriyor, gidip birini bacağından vurup geri geliyor çocuk. 2 ayda yoluna bakıyor. Böyle çocuklar. Bu çocukları topladım, Risale'den ders yapıyorum. Allahu alem bir yıla yakın yaptık çocuklarla. Bir tanesi vardı Ahmet diye. Çocuk bayan kuaförü yapıyor ama yerinde durmuyor çocuk. Bizim buralarda böyle şey derler, yani kirpi gibi dikenli böyle çocuk yani. Diyarbakırlılar jar derler böyle, acı gibi, zehir gibi derler. Çocuk yerinde durmuyor. Ben de tam vesvese dersi yapıyorum Ahmet Hocam. Dersi yaptım. Dedim ki bakın kardeşler, hani aklınıza resim görüntü falan gelir. Dedim endişe etmeyin, bunlar şeytandan gelen resimlerdir, fotoğraflardır. Namazda endişe etmeyin dedim. Mehmet abi dedi. Buyur Ahmet dedim. Abi bana video geliyor diyor. Yani çocuğun şeyi, şuuraltı o kadar gelişmiş ki yani 4K'ya başlamış o cihetler. Yeah. Birinci kısmı bize bakıyor Ahmet Hocam. Eyvallah. Gelelim ikinci kısma. İkinci kısım. Yine çok güzel bir cümle. İlim onu tart eder, cehil onu davet eder. Hmm. Yani vesvesenin ne olduğunu bildiğin anda bu mesele onu keser atar. Ama vesvesenin ne olduğunu, mahiyetini bilmediğin anda seni panik atak yapar. Şimdi şer'an bir insanda vesvese varsa oyalanmaması daha makbul. Mesela bende vesvese var. Özellikle de abdeste çok gelir ve namazda çok gelir. Tam abdeste durdum, abdestimi aldım. O esnada şuram kuru mu dedi ama ben hastayım, bunu biliyorum. Çok basit çözüm ya. Elimi açıp diyeceğim ki, bakın bu diyeceğim şey Allah'ı itham altında da bırakabilir. Çok ciddi bir cümle. Ya Rab, sen mi kurallara tabisin, kurallar mı sana? Buradan başlayalım, haşa. Sen kurallara tabi değilsin, kurallar sana tabi. Madem kurallar sana tabidir, ben olur da hastalığımdan bir yere eksik yaptıysam, kurallar sana tabi olduğundan beni affeyle. Sen kurallara tabi değil, kurallar sana tabidir. Kesinlikle. Sen bunu böyle yaptın, hemen bozuldu. Hayır canım, Allah ister bozar, ister bozmaz. İster cennete alır, ister cehenneme alır. O onun tasarrufunda. Bence kesinlikle burası çok elzem. Öncelikle hasta birinde oyalanmama noktasında burayı bilmesi lazım. İkinci hadise, vesvese denen olayın konuşma cümlelerinin mecazi nefse emmariden geldiğini bilmek lazım. Ahmet Hocam. Az önce konuştuk ya. Mecazi nefse emmare. Şimdi Ahmet Hocam, benim cebimde bir telefon olsa, telefonda açık unutmuşum. Telefonda da mesela diyelim işte bizim İrfan. Telefon çaldı böyle, açıldı cebimde. Ben de sizinle konuşuyorum. Telefondan ses geliyor. Lan Mehmet baksana telefona diye. Şimdi ben bir utanırım, ederim değil mi? Evet. Ulan Mehmet sana söylüyorum adam, demedin mi bu saatte böyle olacak? Hani bana ellerinle karamel macchiato yapıp getirecektin iftardan sonra. Ulan seni yalancı da falan. Şimdi ben üzülüyorum ama sizin pencerenizden bakalım. Siz biliyorsunuz ki bu sözler benim sözüm değil. Evet. Benim sözüm olsa ben utanmazdım karşınızda Ahmet Hocam. Evet. Değil mi? Benim olsa haşa, hani terbiyesizlik olacak. Terbiyesiz olsa adam böyle yapar onu. Ama ben ses gelince utandım sizden. Niye? Benim sözüm değil. Nereden geldi? Bilmiyorum, bir yerden geldi. Telefon açık kalmış. Vesvese de aynı böyle lümme-i şeytaniyede açık kalmış bir telefondur. Oradan gelen şeytanın cümleleri sana ait olsa sen üzülmezdin. O yüzden hiç ehemmiyet vermemek lazım. Kesinlikle. Vesvese'de öyle bir hadise var. Vesvese cihetinde namazda o gelen görüntülerden de biz utanıyoruz ya. Evet, birinci olarak bize vesilesi vardır. Yani o mesuliyetten kendimizi geri tutmayalım. Yani biz o kadar harama baktıktan sonra şeytan da bizi rahat kullanıyor maalesef. Oradan mesulüz. Ama hani namaz esnasında tövbe istiğfar ettik. Allah yani rahmeti engin, bizi de inşallah affeder. Evet. Ondan sonra gelen görüntülerde şimdi öyle şeyler var mesela. Adam namazda duruyor. Geliyor görüntü böyle. Gözler böyle. Böyle yapmaya başlıyor artık eliyle. Hani o kadar böyle şey olmuş ki, temessül etmiş ki görüntüler. Böyle yapmaya başlıyor yani. Şimdi Ahmet Hocam, hani evlilik hayatını kadar etkiliyor bu vesvese hadisesi. Tabii.
Yani adam şimdi bir banyoya girdiğinde 5 saatte çıkıyor. Evet. Yani adamın evlilik hayatını bitir lan 5 saat şimdi aman diyor şey ya boş ver diyor yani. Kim abdest alacak şey yapacak diyor yani. Adamı perişan eder vesvese. O yüzden vesvese kadar insanın hayatını ve konforunu bozan hiçbir şey yok. Ama vesvesenin varlığını bilme kısmı da çok hafiflik veriyor insana. Evet. Bir insan bundan kurtulma mücadelesinde vesvesenin zaten adından belli aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya seni yorma politikası. Şimdi tam buralarda da belki şu imtihan da olabiliyordur. Burada seni bir şeyler sıkıştırırken noktaya istinadım ben miyim? Mehmet. Bana dayanabilecek misin? Mehmet. Belki Allah bunu da istiyor olabilir. Allahu alem yani. Evet. Bilemiyoruz. O yüzden vesvesenin mahiyetini ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ehli ilme merak olur vesvese. Bu da vesvesenin hayır yönüdür. Eyvallah. İnsanın aklına birden bir sual gelir. O suali araştırırken bilmediği meseleler öğrenir. Yani ehli ilme de aslında bir gıda gibi oluyor vesvese. Hayır bir de küçük bir parantez açalım. Bir zattan dinlemiştim de diyor ki bu da aslında imanın alametidir diyor. Yani nasıl ki hırsız, ya. Efendim mücevher olan dükkana eve girerse şeytan da diyor imanı olan ve salih amele yönelmiş kimseye girer oraya onun kapısına dokunur. Ya, dolayısıyla istikametli olduğunu bil. Onun da zaten Efendimiz Aleyhisselam bir gücü yoktur diyor. Yani tek yaptığı şey kafayı karıştırma. Ama az önce siz çok güzel izah ettiniz. Yani o bilinçaltına atılan o pislikler olunca tabii o görüntü rahatsız ediyor insanı. Bize düşen demek ki içeriye gelecekleri dur demek kapatmak ve içeridekileri dışarı atabilmek için temizlik operasyonuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ama biz şey yapamıyoruz yani. Mesela gıybet dinliyorsun. Allah daha önemli ben dinlemem diyemiyorsun. O adamla ticaret yapacaksın çünkü. Ama senin kameti kıymetin tam burada ortaya çıkıyor. Bir insan nasıl tanınır? İmtihansız tanınır mı Ahmet Hocam? İmtihanla tanıyacaksın. Tabii. Tam o an işte tanınıyorsun. Yani haşa Allah'ın seni tanımaya ihtiyacı yok. Senin ne olduğunu sana bildiriyor. Hani tanımadan kastım da orası. Eyvallah. Orada tanınıyorsun işte. Kameti kıymetin orada ortaya çıkıyor. Yani ben köy çocuğu değilim ama köyü çok severim yani. Böyle gider ederim. Siz belki daha çok bizden büyümüşsünüz. Daha iyi bilirsiniz köy ortamını. Ahmet Hocam şimdi böyle harman savururlar değil mi köyde rüzgar olduğu vakit? Niye savururlar? Böyle vururlar. Dolu taneler yere düşsün. Evet. Boş olanları rüzgar alıp uçursun diye. İşte orada harman savruldu arkadaş. Tam orada. O adam senin şuuraltı muktesebatını etkileyecek cümlelerden bahsediyor. Harama sevk edecek seni. Evet. Zinaya yaklaşmanın haram olduğu bahsediliyor ve bunun çok güzel bir terminolojisi var. Setli zerai diye geçiyor. Muazzam bir terminolojidir. Set vurma, zerai sebep vesile. İslam'da vesilenin en başlangıcına set vurma başlamış. Çünkü hayal zihninize girdi mi kurtulmanız imkansız. Mesela ergen erkek kardeşlerimin girdiği bir hastalık vardır bilirsiniz. Bilmem anlatabildim mi? İsrafat yaparlar vücutta. O hastalıkta işte o bilinci giriyor ya ondan sonra kurtulamıyorlar Ahmet Hoca. Yani o bilincinin girmemesi lazım. Tam orada dik dursan, tam orada iman kuvvetiyle dayansan, tam orada Rabbini hatırlasan, anımsasan ama biz yapamıyoruz. Neden? Bizim kalbimiz böyle çok affedersiniz menfaatsel bir döngüde dönüyor. Ya ben şimdi gıybet dinlemesem ayıp oldu demezler mi? Akrabalar küsmezler mi? Ötekiler gitmez mi? Ya bu nerede geçiyor bunlar? Ben anlayamıyorum yani. Tam burada imtihan oluyorsun. Ahirette burada kazanacaksın. Evet. Ve Allah senden belki burada razı olacak yani. Bilemiyorsun yani. Tam bu ufak hadiseler razı olacak. O yüzden bu hadiseler bana üzücü geliyor açıkçası. Ondan sonra da la teşbih şöyle olabiliyor mu acaba? Ya gerçekten de bu adam huşuyla namazı ben de dahil hak etmiyor da vesveseyi Allah çünkü onu da yaratan Allah değil mi? Her şeyi yaratan Allah. Evet. Acaba o yüzden mi almıyor bu kuldan gibi değil mi? De insan böyle bir düşünüyor hani kendini suçlamak iyidir çünkü. Kesinlikle. Bizim nefsimiz temize ama burayı değil temize çıkmaması lazım. Burayı çok sevmiyoruz yani. Hani nefsimize yüzleşmek çok hoşumuza gitmiyor. Ya, takdiri seviyoruz, alkışı seviyoruz ama kusurumuz olduğunda çünkü bizim ihtiyacımız yok ama Hazreti Ömer keşke bitki olsaydım, keşke toprak olsaydım. Evet. Onların ihtiyacı varmış. Bizim yok yani. Biz çok iyiyiz o cihette. Allah üzücü hadiseler yani. Nefsimizle yüzleşmeyiz. Genelde böyle namaz merkezine gitti. Şimdi bu yayını izlerken arkadaş geçerken uğradı. Takıldı. Mehmet kardeşin sohbeti çok hoşuna gitti. Ya Mehmet abi ağzından bal damlıyor. Allah razı olsun senden. Ama ya bir türlü dikiş tutturamadım. Şu Ramazan'da niyetlenmiştim. Yine başlayamadım. Abi bana bir yol göster diye çırpınan birisi denk gelse. Ne derdik ona? Şunu derim Ahmet abi. Öncelikle derim ki bak hazır ol. Kazanla devrilen kaşıkla toplanır derim. Sihirli değneği yok bu işin. Önce oradan anlamamız lazım Ahmet abi. Eyvallah. Yani bugün mesela ben inşaat yapacağım. Ay canım istedi hemen yapayım. Ya yok öyle bir dünya. Burası hikmet dünyası. Ahiret orası. Kudret dünyası orası. Burası hikmet. Her şey tedrici. Neden bunu söyledim? Bizde muazzam iman zafiyeti hastalığı var. Muazzam bir şekilde. Neye ne için inandığımızı gerçekten bilmiyoruz. Şimdi o yüzden şunu söylerim. Tekrar edeyim cümlemi. Kazanla devrilen kaşıkla toplanır. Sabretmemiz lazım derim. Bunu dememin sebebi şurası Ahmet hocam. Şimdi biz üniversitede arkadaşlarla muhabbet ederdik. Böyle o zaman da iyice aktif böyle. Kimi yakalasak sondaj yapardık falan. Bir gün arkadaşlarım biri dedi ki abi benim zinada problemim var dedi. Mesela benim dövüşçü arkadaşlar vardı antrenman salonundan. Vücutlar kuvvetli falan. O noktada zaafa düşmüşler. Bir hafta çalıştım onlara zina ile ilgili. Bunun her yönden zarar olduğu ile ilgili makaleler yazdım. Verdim.
Bir hafta sonra gene eskiye döndü. Baktım fayda olmadı. Bir arkadaş namazla ilgili istedi aynı meseleyi. Bir hafta çalıştım, verdim. Bir hafta sonra geri bıraktı. Faydası olmadı. Bir arkadaş içkiyle ilgili istedi. Bir hafta çalıştım, verdim makaleleri. Okudu, bir hafta güzel gitti. 8. gün ona da faydası olmadı. Dedim ya bu niye böyle olmuyor? Adamın derdi namaz. Namaz diyor mu olmuyor? Adamın derdi içki, içki diyor mu olmuyor? Niye olmuyor dedim. Sonradan anladım ki nasıl kalp günde 8 ton kanı bütün damarlara pompaladığından elimi kolumu ayağımı öyle iyi kullanabiliyorum. İman bu kanı pompalamadıktan sonra namaz da içki de ve diğer zafiyetler de hiçbirinde kuvvet bulamıyor vücut. O yüzden namaz kılamayanın problemi namazda değil iman zafiyetinde. Birinci en önemli nokta. Birincisi. Problem iman zafiyetinde. İman ne demek? İman inanmak demek. Tam karşılığı. Yani Türkçesinde tabii tam karşılığı derken zahir kelime veremez. Bizim anlayacağımız. Bizim anlayacağımız tam karşılığı. Senin inancın ahirete var mı? Şimdi bunlara bakmamız lazım yani bir inanç. Nasıl olacak inanç? Mesela şimdi Ahmet Hocam böyle hep sizden örnek veriyorum. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi böyle diyelim ki sizle ehli dünya iki arkadaşız Ahmet Hocam. Tam o esnada ben gelip size diyorum ki ya Ahmet Hocam bak şu altımda son model Lamborghini araba var. Bu arabayı diyorum, sana hediye edeceğim diyorum. Başta bir heyecanlanmasın Ahmet Hocam. Dersin ki ya 3+1 evde oturan adam yani ne Lamborghini'si dersin. Sonra böyle bir ıslık çalsam, Şehmuz araba nerede falan korna sesini duysan Allah Allah lan acaba korna morna. O esnada farlar marlar derken araba gelse aa bu araba geldi de bu Mehmet'in mi acaba bu araba falan. Şüphe devam eder ama bir heyecan başlar yani. Evet. Ondan sonra da ruhsatı çıkarsam böyle birden Ahmet Hocam bak ruhsatta da adamın adı yazıyor falan. O esnada da ruhsatı imzalasam işte Ahmet Hocam'ın samimiyetten söylüyorum. Kurban olsun falan diye. İmzalayıp dersen dersin ki ya Allah Allah dersin. Heyecandan böyle değil mi Ahmet Hocam? İnsan duramadı. Lamborghini falan adama bak falan dersin. Allah bize ahiret diyor hiç heyecanlanmıyoruz. Niye? Ne far görüyoruz. Ne korna görüyoruz. Ne ses görüyoruz. Bu iman mı? Bu nasıl iman? Evet. Nasıl bir inanış? Başı secdeye götürmeye yetmeyen iman. Ya. Haşrin geleceğine, bunun muktezi haline, mecbur gelmesi gerektiğine inanmayan bir iman. Niye inanmıyoruz biliyor musunuz Ahmet Hocam? Materyalimiz yok elimizde. Az önce arabayla ilgili bütün materyallerim var. Ama bununla ilgili materyalim yok. İnanmadığımda ona göre mucibince amel de edemiyorum ben. Mesela evet. Şimdi yine sizinle ehli dünya iki tüccar arkadaşız. Ahmet Hocam bugün başlayalım. Eyvallah. Şimdi ben böyle ama size göre zeki bir tüccarım. Şimdiye kadar gördünüz her ticaretim şahane. Bir gün bir geliyorum yanına Ahmet Hocam. Evi satmışım, arabayı satmışım. Hanımın bileziği satmışım. Saati satmışım. Bilgisayarı satmışım. Böyle toplamışım. Diyorum ki Ahmet Hocam bir ticarete giriyorum. Acayip bir ticaret. Şunu dersin değil mi? Ya bu Mehmet bileziği satacak kadar bu ticarete giriyorsa 1'e 5 kazanmadan buna girmez dersin. Değil mi Ahmet Hocam? Kesinlikle. Demek bir insan daha fazlasını kazanacaksa elindeki her şeyi çıkarıyor elden. Biz çıkarmıyoruz çünkü ahirette daha fazla kazanacağımızı da inanmıyoruz. Eyvallah. Bu arada her şeyi çıkarmaktan kasıt lütfen sadece zekat verdim, sadaka verdim. Hayır. Senin aldığın nefesten daha büyük ne var? Onun zekatı nerede? Sende güzel konuşma kabiliyeti varsa Allah hangi nimet veriyorsa aynı cinsinden şükrünü edasını istiyor. Sen onu kullanmak zorundasın. Sende hangi istidat varsa onun şükrünü vermek zorundasın. Vermiyorum. Niye vermiyorum? Ben o ticaret kadar ahiretin geleceğine inanmıyorum. Gene imana gittik onu. Mehmet kardeş son 1,5 dakika dedi arkadaş. Evet. Çabuk evet, bitti bu ya. İman önemli deyip bitirelim o zaman. Eyvallah. Bir de güzel bir söz var ya hani gençlerden öğrenmiştim bunu da. Seni diyoruz namaza kaldırmayan ya da sabah namazına kaldırmayan imanın seni nasıl cennete götürecek diyor. Ya ben de şeyi söyleyeyim Ahmet abi bitirelim. Lütfen. Gidiyor ya Erzurumlu İbrahim Hakkı. Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti aleme şu hikmetleri seyret. Bul sanini ol ona mihman gecelerde. Gece demesi de. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti. Dildardan kalbin esas sahibinden utan gecelerde diyor ya. Teheccüd de çok önemli demek istedik. Eyvallah. Bitirirken öyle diyelim. Mehmet kardeşim hocam, teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. İnşallah başka zamanda yine birlikte olalım. Hürmet tabii. Ediyorum. Kardeşlere de çok selam söyleyin. Çok selamlar herkese. Allah razı olsun. Razı olsun. Başka bir dua edin. Eksik olmayın. Peki. Ahmet hocam eyvallah. Selametle inşallah. Aleyküm selam. Hayallerin YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sen niye abone olmadın? Bana mı dedin? Evet tabii ki de sana diyorum. Neden abone olmadın? İyi de nasıl abone olacağım? O kolay. Alacaksın telefonunu. Hop buradan YouTube, Hayal Annem kanalı. Evet buradan abone oluyorsun. Şurada da bak bildirimleri var. Sağ üstte tık bastın mı bildirimleri açıyorsun. Bu şekilde abone olabilirsin. İyi de abi burada hala izleyip abone olmayanlar var. Neden sadece benim telefonumu alıyorsun? Aa, ben onları görmemiştim bak. Ya sen abone olursun ya da o telefonu... Thank you.